ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله بوغين جامزن بولومون رسالة ادى في المسائل الخمس بيش مساله hakkında bir risale. Ondan sonra o hamsın şimdi sıfatını getiriyor. El estağfurullah mesa, meselelerin şeyini getiriyor. Sıfatını el vacibeti ma'rifetuhâ bilinmesi vacip olan beş şey. Şimdi ben şöyle bir usul değişikliği yapacağım. Bu rayı bölmek mümkün değil. Yani mesela iki ders halinde yapmamız sıkıntı olur. Onun için biz bunların Hepsini bugün okuyacağız. İbareler birazcık uzun olduğu için şimdiye kadar bir usul değişikliği yapacağım. Bazen uzun bir cümlenin Arapçasını okuyup ondan sonra Türkçesini vereceğim ki çok fazla vakit kaybetmeyelim. Ve çok fazla uzamasın diye. Tamam mı inşallah? Diyor ki, وَلَهُ اَيْضًا Yine ondan bir e, risaledir. Yani o bunu yazmıştır. Şeyh Allah ona rahmet eylesin. قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ Allah onun ruhunu arındırsın. Ondan sonra نَوَّرَ بَرِيحَهُ Ondan sonracığıma onun kabrini nurlandırsın. Allahumme amin. Menasuhu yani şunu yazdı. El vacibu aleyke en Diyor ki beş şey senin üzerinde vardır, onların bilinmesi vaciptir. Tamam? El evvelu birincisi en Allah lamma Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle Muhammed aleyhissalatu vesselam yolladığında ne zaman yolladığında peki neyle yolladı? Şimdi ayet getiriyor bil huda ve dinil hak hidayet ile yolladı ve hak dinle yolladığında ondan sonra cıma evvel kelimetin erselahu Allahu biha kavluhu Teala yollamış olduğu ilk kelime şu idi. Başta şunu da söyleyeyim bu ihtilaflı. Yani hangi ayetin Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ilk olarak indirildiği noktasında ihtilaf var. Tamam. Şeyh şunları getiriyor. Ya eyyuhel muddessir ey örtüsüne bürünen kum fe enzir. Kalk ve uyar. Ve Rabbek fekber ve Rabbini yücelt. Tamam? Vallahu alem demekle beraber ilk inen ayetlerin sıhhat derecelerine baktığımızda Alak suresinin ilk beş ayeti daha çok ön plana çıkıyor. Allahu alem ama bu da ilk inenlerden. Hani Allah Resulüne ilk emirlerden bir tanesi davete, tamam? Sonra şeyh mana veriyor. Ma'na kavlihi fe'enzir. Uyarın manası nedir? El inzeru ani şirki billah. Allah'a şirk koşmaktan alıkoymaktır. Tamam hani uyar diyor ya o zaman ilk uyarın mesajı ne? Allah'a şirk koşmaktan insanlar uyardı. La ilahe illallah'ın la ilahe bölümü. Tabiri caizse tamam. Ondan sonra iyi dinleyin. Ve kânû yec'alûnehu dînen yetekarrabûne bihi ilallâhi Teala O müşrikler buradaki zamir Mekkeli müşriklere gidiyor. Diyor ki onu şirki Allah Azze ve Celle yaklaşmak için bir din edinmişlerdi. Tamam yaklaşmak için ne yapıyorlardı? Ne diyorlardı? لِيَقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ zulfe. Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Hakkı şirki din edinmişlerdi tabiri caizse. Kendilerine bir din edinmişlerdi. Ama bak hangi niyetle? Allah'a yaklaştırmak. Tamam. Ondan sonra diyor ki مَعَا اَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ مِنَ الظُّلْمِ وَالْفَاوَاحِشِ مَا لَا يُحْسَى Halbuki onlar o kadar fuhşiyat, o kadar zulüm, o kadar kötü şeyler işliyordu ki bunların hesaplanması mümkün değildi. Tamam. Ve ya'lemûne ennehum Ve onlar biliyor da bunların masiyet olduğunu. Burada şeyh ne demeye çalışıyor? Bu adamlar o kadar pisliğin içinde, o kadar fuhşun içinde, o kadar zinanın içindeydi ki buna rağmen Allah'ın, Allah, Allah Resulüne ilk gönderdiği emir onlara zinadan uzak durun değil. Masiyetten uzak durun değil. Allah'a şirkten uzak durun. İlk emir buydu. Tamam. Ondan sonra cıma. Femen fehime fehmen ceyyiden. Kim güzel bir anlayışla anlasa ennallaha emarahu bil inzari an dinihi mullezi yetekarrabune bihi ilallah diyor ki Allah azze ve celle onlara her şeyden önce yani bütün bu masiyetlerden önce bu dinden şirk dininden uzak durmalarını emrettiğini iyi anlasa kablel inzari aniz zina Bak Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam zinadan önce neyden alıkoydu? Şirk. Şirkten. Ondan sonra ve nikahil ummahati vel ahawat. Anneyle ve kardeşlerle nikahlanmadan önce neyi söyledi onlara? Şirk. Şirkten uzak durmak. Yani diyor kim bunu anlasa. Ve arafa şirkel lazif'alunehu ra'al acab el Ve diyor onların yapmış olduğu şirki anladığında bütün bu şeylerden önce anneyle nikahlanmadan önce kardeşlerle nikahlanmadan önce ondan sonra zina'dan önce şirkten uyarılmasını diyor. İyi bir şekilde anlasa hususan in arafa enne shirkehum duna şirki minen nas el yom <laughs> o zaman şunu anlar. Onların şirki bugünkü insanların şirkinin daha azdı. Bak bu ibare çok önemli bir ibare. Bak niye? Şimdi şeyh bize şunu söylemeye çalışıyor. Kureyş çok büyük pisliklerin içindeydi zina gibi, fuhuş gibi, ondan sonra işte annelerine nikah, kardeşlerle nikah, ila ahir bir sürü masiyet. Bunlardan hepsinden önce Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onları şirkten uyardı. Tamam. Buna rağmen, bakın buna rağmen diyor ki o zamankilerin şirki, bu zamankilerin şirkine göre yine daha azdır. Niye? Li kavlihi teala Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinden dolayı. Bu ayet gerçekten müthiş. Bunu önceden de okumuştuk diye hatırlıyorum. Ve izâ messel insânu durrun de'a rabbehu muniben ileyhi. Diyor insana bir zarar dokunduğunda Rabbine yönelerek ona dua eder. Tamam. Sonra eğer kavlahu nimet minhu nesiye ma kana yed'u ileyh min qabl. Eğer diyor Allah azze ve celle ona bir nimet verdiğinde önceden Allah'a ne için dua ettiğini unutur. Bak başta ne yaptı? Allah'a yöneldi. İhlaslı bir şekilde Allah'a dua etti. Allah da ona nimet verdiğinde önceden neye dua ettiğini unutur. Bakın ondan sonra ne yapıyor? Ve ceala lillahi Ondan sonra Allah'a ortaklar kılıyor. Tamam? Ortaklar kılıyor. Subhanallah. Peki ne için? Liyudillu an sabilihi. Onun yolundan alıkoymak için. Bak bu adam Allah'ın yolundan alıkoyan adam önce Allah'a yönelen bir adamdı. Allah'ın kendisine nimet verdikten sonra, makam verdikten sonra, işte cemaat verdikten sonra, taht verdikten sonra Allah'ın yolundan alıkoyar. Kul temette bi kufrike kalilen inneke min ashabin nar. Diyor ki de ki onlara küfrünüzle birazcık yararlanın. Bundan birazcık fayda sağlayın. Tabiri caizse bizim tabirimizi söylüyorum. Birazcık tadına bakın. Ama sen ateş ehlinden olacaksın. Bu birincisiydi. Ethaniyetu. İkincisi. Ennehu lemme enzerahum ani şirki emarahum bit huwa ikhlasu dini lillahi teala. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları şirkten hani alıkoyup şirkten uyardığında onlara tevhide emretti. Tamam bak önce ne ile ilahe ondan sonra illallah. O tevhid ki ellezî huve ihlâsu dîni lillâhi teâlâ o da dini sadece Allah'a khas kılmaktır. Tevhid budur. Tamam şeyh güzel bir tarif getiriyor. Bak şirkten uyardıktan sonra yaptığı şey tevhidi emretmektir. Ve huve ma'nâ kavlihi işte bu da daha yeni okuduğumuz diyor ayetin manasıdır. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini yücelt. Yani buradaki Rabbini yücelt ayetinden şeyh bize şunu anlatıyor. İhlas ile tevhid ile yücelt. Yoksa bir adam Allahu Ekber demekle Rabbini yüceltmiş olmaz. Onun gereğini yapması lazım. Şimdi zaten kendisi söylüyor. Yani azimhu bil ihlas. İhlas ile Rabbini tazim onu yücelt. Ve leysel muradu tekbirul ezani ve gayrahu diyor. Buradaki murad müezzinin okuduğu ezan değildir. Camilerin okuduğu ezan değildir. Bak aynı bugünkü zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber diye değişik değişik işte Medine müezzininin, Mekke müezzininin değişik kıraatlarıyla ezan okuyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'yi yüceltmek için değil. İnsanları böyle tabiri caizse ninni gibi uyutmak, uyutmak için subhanallah. Fe innehu lem yuşre' illa fil medine o da diyor ki ki o ezan Medine'de başladı. Yani müezzinin okuduğu ezan diyor Mekke'de yoktu. O zaman buradaki fekkeb bir Mekke'de indiyse Medine'de değilse ne? O zaman mana bildiğimiz ezan değil. Rabbini yücelteceksin ihlaslı ve tevhidli bir şekilde. Tamam. Ondan sonra bakın ben şu cümleyi komple okuyayım. Fazla zaman kaybetmeyelim diye. Yoksa arada çok fazla cümleler var. Mana vermek biraz zor oluyor. فَإِذَا عَرَفَ الْاِنْسَانُ اَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ لَا يَنْفَعُ اِلَّا اِذَا لَبِسَ ثَوْبَ الْاِخْلَاسِ Neyse bana verelim ya. Diyor ki insan şunu anladığında şirkin terki ona hiçbir fayda sağlamaz. İlla şimdi müstesna getiriyor tek bir şekilde ne yapacak? İhlas elbisesini giymeden şirkin terki ona hiçbir şey sağlamaz. Anlatabiliyor muyum? Burada kime reddiye var? Kuru kuru ben tevhid oldum diyenlere reddiye var. Hani efendim işte ben tevhid oldum ben de sizlerim Yok kardeşim ihlas elbiseni bir giy. Dinini sadece Allah'a kıl. Tamam. Ee, ondan sonra diyor ki Fahime'l-ihlasa fahmen ceyyiden. İhlası da güzel bir şekilde anlarsa ve arafa aleyhi kathirun minel nasi min zannihim ennel ihlasa ve terke de'vati salihine naqsul lehum. Diyor ki insanlardan bazılarının zannettiği gibi değil. Onlar mesela İhlası bu salihlere ibadetten bir noksanlık gibi addediyorlar. Yani şöyle aslında şey burada şunu söylemeye çalışıyor. Aynı bizim halkta olduğu gibi. Kardeşim diyorsun ki sadece Allah'a ibadet et. Mesela bir tanesi YouTube'da var diyor ya ne olacak? Hem Allah'a ibadet edelim hem bunlara ibadet edelim kabirleri göstererek. Tamam. İşte dini güzel bir şekilde anlamayan adam ihlası konuştuğunda sanki o salihlere sen bir noksanlık atfediyor musun gibi anlar. Sen onlara düşman mısın gibi anlar. Niye adam tevhidi anlamadığından dolayı? Anlaşıldı mı burası inşallah? Ondan sonra şöyle de yani şöyle de mana verebiliriz. Sanki sen o salihlere dua etmediğinde o salihlerin değerini düşürüyormuşun gibi. Öyle zannediyorlar. Halbuki ne alakası var? Dua sadece Allah'a yapılacak bir şeydir. Keme kalen nasara Aynı nasranilerin şöyle dediği gibi inna Muhammeden yeştumu İsa Haşa Muhammed İsa'ya dil uzattı. Muhammed İsa'yı niye diyoruz? Bak aynı bunun ki sofilerin anlayışı gibi subhanallah. Tasavvuf ehlinin anlayışı gibi. Lema zekara ennehu abdullahi ve rasuluhu. O ne zaman dedi İsa Allah'ın kuludur ve onun Resulüdür. Nasraniler ne anladı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam'a sövüyor. Anlıyor musunuz? He? He? Mu, <laughs> Allah razı olsun. Şimdi sen de dediğinde kardeşim bak kabirdekilerine dua edilmez. Şeyhlere dua edilmez. Bunlar bunu hak etmiyor. Onlar zannediyor ki sen onlara sövüyorsun. Halbuki sen Allah'ın hakkını ispat ediyorsun. Ne güzel demiş değil mi? Subhanallah. Tamam. Yu'abedu Allahi Taala Ki İsa aleyhisselam ona ne yapılıyor abi? Allah azze ve celle'den başka şekilde ona tapılıyor. Aynı ona tapıldığı gibi bugün Allah'tan başkası kime dua ediyorsa onu işte bunu isterse tevessül adı altında yapsın, isterse istigaze adı altında yapsın. Biz şunu dediğimizde kardeşim bunlara ibadet edilmez, bunlara dua edilmez. Biz bunların kıymetini düşünmüyoruz ki. Mesela Abdülkadir Geylani'nin bundan dolayı kıymeti düşmez ki. Anlatabiliyor muyum? Subhanallah. Şimdi bakın şu cümleyi iyi dinleyin. Diyor ki فَمَنْ فَهِمَ هَذَا عَرَفَا غُرْبَةَ الْاِسْلَامِ Diyor ki kim bunu anlarsa yani bizim sadece Allah'a dua etmemiz salihlerin kadro kıymetini düşünmez. Sadece bizim tevhidimiz olduğunu anlarsa diyor ki İslam'ın ne kadar garip olduğunu anlar. Subhanallah. Yani düşünsene tevhid insanın doğasındaki en normal şey. Biz bunu mesela Rum suresinden biliyoruz. Allah Azze ve Celle her insanı bu fıtrat üzere yaratmış. Buna rağmen sen bunun ne olduğunu bugün gerçekten anlarsan İslam'ın ve Müslümanların, muvahitlerin ne kadar garip olduğunu anlarsın. Ki öyle değil mi? Öyle, öyle abi. Vallahi öyle. Tamam. Subhanallah. الآن أن هذه الله. الله أكبر يا. والله، الذي فيه، خصوصاً إن أَحْبَرَ بقلبه ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء من معاداة هذه المسألة وتكفير من دان بها وَجَادَهَا بها عباد قبة أبي طالب وأمثالها. ve kubbe'l-kawaz ve emsalha ve fetwahum lahum bihilli dimaina Allahu ekber ve amwalina ve li tarkina mahum alayhi ve lahum innahum yunkiruna dinakum bil hasada özelce alim olduğu iddia ettiklerinin yaptıkları şeyler vardır aynı bugünkü olduğu gibi bak alim sınıfına katılıyor onlar ne yapıyor bu bahsettiğimiz meseleye yani tevhidi anlattığımızda bu meselenin ehline, tevhide Müslümanlara ne yaparlar? Düşmanlıklarını ve bu dini edinenleri tekfir etmelerini. Yani kim diyor tevhid ehliyse o Müslümanlardan değil. Tamam. Ondan sonra öbür tarafta Ebu Talib türbesi ve benzeri ile Kevvaz türbesi. Yani bugünün herhangi bir türbesi. Bunlar sadece şeyhin zamanında meşhur olanlar. Ve benzeri türbelere tapanlara beraber onlara onlara tevhid ehline karşı verdikleri mücadeleyi yani iyi anlamanız lazım. Adam tevhid ehlinin tekfir edilmesi gerektiğini söylüyor. Onlara karşı düşmanlık yapılıp onlara karşı savaşılması gerektiğini söylüyor. Bununla beraber türbe ehline karşı değil. Türbe ehliyle beraber Müslümanlara karşı savaşıyor. Allahu ekber. Tamam? Keza onların tabi oldukları şeyleri terk ettiğimiz için onlara bizim kanlarımızın ve mallarımızın helal olduğuna dair fetva verirler. Bizim ha. Niye biz onların dinini terk ediyoruz diye. Onların boyun eğdikleri şeylere boyun eğmiyoruz diye ne diyorlar? Bunları tekfir edin. Bunlar sizin değildir. Bunların malları da helaldir. Bunların canları da helaldir. Kadınları da helaldir. Tamam. Ve onlar sizin dininizi inkar ediyor. Abi aynı bugün olduğu gibi değil vallahi için. Ben Müslümanlar hakkında söylüyorum. Onlar sizin dininizi inkar ediyor. Demelerini kalbin kalbinde iyice canlandırarak düşünmesi lazım. Eğer düşünürse.

ve müşriklere karşı nasıl muamelede bulunduklarını zihninde canlandırarak ve kıyas ederek gerçek manada anlayabilirsin. Bugüne getir. Bak diyorlar ki tamam bu bizim için. Ben şimdi bu söylediğim sözler muvahitler hakkında, Müslümanlar hakkında söylüyor. Tamam bunlar Müslüman da. Bunlar bizim dinimizde ama bunlar çok aşırıya gidiyor ya. Bunlar çok sivri ya. Bunlar haricilik şubelerinin üzerinde bir şube üzerindedir. Bunlar haricilik odalarından bir odaya girmişler. İşte bunlar şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli. Kardeşim biz senin kardeşin değil miydik? Müşrikler hakkında bu kadar mesai harcıyor musunuz? Yok. Müşrikleri şirki hakkında uyarıyor musunuz? Yok. Müslümanları kınamak niyedir? Kardeşim bak değişmiyor. Tarih tekerrürden ibadettir. Müslümanlar her zaman garip olmuştur. Sadece bizim zamanımız değil subhanallah. Sonra diyor ki fehine o zaman parantez içinde ben söyleyeyim. O zaman anlarsın. Ta'rifu bilirsin ki enne el islami leysa mujarrad el ma'rifa. İslam dini sadece mücerret bir şekilde bilmek değildir. Yani sadece teorik bir din değildir Allah'ın dini. Tamam? Fe inne iblis ve firavun ya'rifunehu. İblis ve Firavun da o dini biliyorlardı. Dinin hak olduğunu biliyorlardı. Onun için şeytan Allah azze ve celle'den ne için müsaade istedi? Dedi bana müsaade et ben onların ayaklarını kaydırayım. Biliyordu. Firavun da çok iyi biliyordu. Nereden biliyoruz? Son sözlerinden biliyoruz. Ne diyor? Ben Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettim. Ama iş işten geçtikten sonra işte tamam. Ve kezalikel yahud. Aynı bunlar gibi Yahudiler onlar da İslam'ın hak olduğunu biliyor. Şeyh burada şunu anlatmaya çalışıyor. Kardeşim tevhidi bilmen veyahut kendini tevhide nispet etmesene tevhid ehli yapmaz. Tamam. Aynı diyor Yahudilerin yaptığı gibi söylediği gibi. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ Veyahut ebâ'ahum. Burada ebâ'ahum diyorsa bu ayette normalde ebnâ'ahum geçiyor. Bu ibare yanlış. Diyor ki onu yani peygamberi kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Bilmek onları bu konuda Müslüman yapıyor mu? Hayır. فَاِنَّمَا الْاِسْلَامُ هُوَ الْعَمَلُ بِذَٰلِكِ İslam ancak şudur onunla amel etmek. Yani tevhidi bileceksin ve bildiğin şeyle ne yapacaksın? Amel edilsin ve hübbü vel ondan sonra İslam'ın içinde sevmek de var, buğzetmek de var. Biz bunu Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'da nasıl öğrendik? El hübbü fillah vel fillah minel iman. Allah için sevmek, Allah için buğzetmek imandandır. Yani aslında şeyh burada neye atıf yapıyor? Bunu sonraki ibareden anlayacağız. İşte efendim ben tevhid ehliyim ama tevhid ehline karşı buğzun varsa sende iman yok demek. Tamam mı kardeşim? Tam tersi efendim ben tevhid ehliyim ama müşriklere karşı müsteşem bir muhabbetin var. Bu uzun yok. O zaman burada imanda noksanlık var demek. Ve terkul muvalatil abai vel fi ve İslam şudur. Babaları ve kardeşleri dost etmeyi terk etmektir eğer Müslüman değillerse. İslam işte budur. Sadece bunu bilmeyeceksin. Amel edeceksin. İki buydu. Devam edelim inşallah. Şimdi dersin benim kanaatimce en önemli yeri gelecek. الثالثة. Şimdi üçüncü bilinmesi gereken mesele. أن تحذر بقلبك أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسول إلا ليصدق Allah سبحانه وتعالى sadece şunun için göndermiştir sen onu ne yapacaksın kalbinle bileceksin ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tasdik edilmek için gönderildi tamam ve ondan sonra kendisine tabi olunmak için gönderildi وَلَمْ يُرْسِلْهُ لِيُكَذِّبَ يُحْسَى Ona karşı onu yalanlamak ve kendisine asi olmak için gönderilmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunun bir gereği var. O gereğinde şeyh söylesin. Ondan sonra ben de onun üzerine bir şey söyleyeyim inşallah. فَاِذَا تَأَمَّلْتَ اِقْرَارَ مَنْ يَدَّعِي اَنَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالتَّوْحِيدِ Allahu Ekber. Diyor ki sen şimdi düşünürsen, şunu anlarsan, Bazıları ikta, ikrar ediyor, iddia ediyor. Onlar tevhidin imamlarıdır. Tevhidin alimleridir. Ve ennehu dinullahi ve rasulihi. Ve o tevhid dini de Allah ve Resulünün dinidir. Bunu ikrar ediyorlar. Kabul ediyorlar. Tamam biz de tevhid ehliyiz diyorlar. Ama ondan sonra iyi dinleyin. Ve lakin men dehale fihi. Ama kim o tevhid dinine girerse. Yani o dininin gereğini yaparsa. Tamam fehuve min el o kişilere haricilerdendir diyorlar. Kendilerinin tevhidin imamları, tevhidin alimleri olduğunu iddia ediyorlar ama o tevhid dinine kim girerse onların haricilerden olduğunu söylüyorlar. Ellezine o hariciler <laughs> ki tahillu dima'uhum ve onların malları ve canları da helaldir diyorlar. İyi dinleyin. وَمَنْ أَبْغَضَهُ وَسَبَّهُ وَصَدَّ النَّاسَ عَنْهُ فَهُوَ الَّذ۪ي عَلَى الْحَقِّ Kim de o tevhid dinine söverse, ona küfrederse tabiri caizse söylüyorum. Tamam. Ondan sonra insanları da o tevhidden alıkoyarsa onlara da derler ki bunlar da hak ehlidir. Peki niye hak ehlidir? İyi dinleyin. وَكَذَٰلِكَ اِقْرَارَهُمْ بِالشِّرْكِ قَوْلُهُمْ قَوْلَهُمْ وَقَوْلَهُمْ Aynı bu şekilde Şirki de ikrar ederler. Hani neyin şirk olduğunu söylerler. İyi dinleyin. Leysa indena kubbetun na'buduha. Bizim taptığımız bir türbemiz yok ki. Siz bizi niye tekfir ediyorsunuz? Bizim şirkimiz yok ki. Bizim küfürümüz yok ki. <laughs> Allahu ekber. Tamam? Akı bak aynı. Aynı. Ben ibareyi bitireyim. Ondan sonra üzerine bir şey söyleyeceğim inşallah. Allahu ekber. Ondan sonra bel bilakis cihadum e, cihaduhum el cihadu el ma'ruf ma'a ahli el qibab. Onların cihadı bilinen o cihat ki bunları yani sofilerle kabir ehliyle beraber cihat ediyorlar. Tamam mı kardeşim? Ve en men farakhum hal maluhu ve damuhu kim de onlara karşı gelirse bunların batıl olduğunu söylese derler ki hemen onun kanı ve malı nedir? Helaldir. Şimdi akhi Şeyh bunu kendi zamanındaki kendisini tevhide nispet eden insanlar hakkında söylüyor. Şeyh'in zamanındaki kendisini tevhide nispet eden münafıkların özellikleri nedir? Kendilerine tevhide nispet etmekle beraber Müslümanların aleyhinde konuşuyorlar. Müslümanların harici olduğunu söylüyorlar ve cihat yaptığında bunu sofilerle beraber yapıyorlar. Biz de kendi zamanımıza bunu inşallah indirgeyelim. Bugün gerçekten kimin tevhid ehli olup da kimin tevhidin münafıkları tabiri caizse söyleyeyim ki tevhidin haşa münafığı olmaz. Sadece bunlar kendisini tevhide nispet ettiği için söylüyorum. Nereden anlaşılır biliyor musunuz? Onların cehaletçilerle yani büyük şirkte cehaleti mazeret gören insanlarla alakalarıyla anlaşabilirsin kardeşim. Bunu oradan anlayabilirsin. Şimdi iyi dinle. Ben konuşacağım akı. Ben açık bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi adam diyor ki kardeşim oy vermek de şirktir. Tamam mı? Oy vermek şirktir. Kim oy veren kim de oy verirse bu adam müşriktir. Eyvallah biz de aynısını söylüyoruz. Peki oy veren tekfir etmiyor o da müşriktir. Çünkü bu kat iyi bir meseledir. Tamam burada sanki bitiyormuş gibi ama konu burada bitiyor mu? Hayır konu burada bitmiyor. İkinci kişi kendisini tevhide nispet eden biri ise o zaman sen şöyle bir söz duyabiliyorsun. Ya işte bizim cehaletçi kardeşimiz dediğimiz işte benim cehaletçiden kastım da biz aslında asıllarla bunlarla aynıyız. Bunların zahiren bir şirki yok. Zahiren bir küfrü yok. Tamam. Bak aynı şeyhin dediği gibi biz hiçbir kubbe takmıyor ki. Bizim şirkimiz yok ki. Bizim küfrümüz yok ki. Hayır kardeşim. Sen şunu açıkça söyleyeceksin. Kardeşim sen şirk ehlini yani bizim meselemizde oy verenleri tekfir edip onları da tekfir etmeyenleri mutlak manada tekfir ediyor musun etmiyor musun? Etmiyorlar kardeşim. Ekseriyeti etmiyorlar. Kendisini tevhide nispet eden bir insan bu cürümü işlediğinde açık bir şekilde tekfir etmiyorlar. Ki bu konuda zaten ses kayıtları mevcut. Amma o lakin kendileriyle konuştuklarında ne yapıyorlar? Yok biz öyle demedik ki. Bizim kastımız o değildi ki. Anlatabiliyor muyum? Hayır kardeşim buradan belli olmaz. Müslüman nereden belli olur? Omurgalı olduğundan belli olur. Dinini açıklayacağım mı açıklamayacağım mı? dinini ishar edeceğim mi etmeyeceğim mi? Neye iman ettiğini ishar edeceğim mi etmeyeceğim mi? Şimdi mesela bugün soruyorlar. Siz niye Müslümanlarla birleşmiyorsunuz? Niye cemaatler birleşemiyor? Müslümanlar niye bir araya gelmiyor? Kardeşim ben tekfir olmasa da bir kişi müslüman olabilir diyen bir insanlarla aynı din üzere değilim ben onlarla nasıl birleşeceğim? Bugün müşriklerin tekfiri hakkında şüphe duyup da işte biz hüccetten sonra müşrikleri tekfir ederiz veya o şirk ehlini tekfir ederiz diyen bir insanla ben aynı din üzere değilim ben hangi temel üzerinde bu adamla birleşeceğim? İşte benim müslüman kardeşim cahillik edip işte oy verirse ya biz ona önce bir hücceti ikame ederiz. Onun soru işaretlerini hallederiz. Ne hangi kelimeyi kullanıyorlardı? Soru işaretlerini izale ederiz. İşte kardeşim ben bunlarla aynı din üzere değilim. Tekfir dinin aslında değildir. Yani şunu kastederek, tekfir olmadan da kişi Müslüman olur diyen insanlarla ben aynı din üzere değilim. Ben hangi temel üzerine bunlarla birleşeceğim? Adam diyor ki tağutu tekfir etmeyen mümindir. Mümin olduktan sonra biz onu anlatırız. Kardeşim bak hakimiyet meselesi var. Sen taahhutları inkar etmen lazım. Diyor adam mümin olduktan sonra bunları kabul etmese bu adam tekfir edilir. Kardeşim bu dinin hiçbir kafiri yok. Bu dinin hiçbir müşriği yok. Tekfir olmadan İslam olur diyen bir adamla ben aynı din üzere değilim. Ben bununla hangi safta birleşeceğim? Muhakeme meselesinde Allah'tan başkasına ibadet edenleri, tekfir etmeyenlerle ben aynı din üzere değilim. Hangisiyle, hangi temel üzere birleşeceğim? Bak bunu zaten söyleyen insan kimdir biliyor musunuz? Ya cahildir? Yani bilmiyor mesele. Yeni İslam olmuştur. İyi niyeti vardır. Müslümanların aynı ortamda toplanmasını ister. Tamam güzel buna yine diyeceğimiz yok. Ya da haindir. Hain tehlikeli. Niye? meselelerin üstünü örtenler bu hainler var ya yarın öbür gün iş başka bir şeye döndüğünde önce sana düşman edilecekler aynı şeyhin dahil dediği gibi. Adam diyor evet biz de tevhidin imamlarındanız biz de tevhid ehliyiz biz de müslümanız ama o müslümanlığın gereklerini yerine getirenlere ne diyorlar? Harici. Siz haricilikten bir şube üzeresiniz. Bir oda üzeresiniz. Ondan sonra acıma işte efendim bunlar çok sivri. Biz sivri değiliz kardeşim. Sen yumuşaksın. Sen yamuk olduğundan dolayı biz sana sivri geliyoruz. Tamam? Kardeşim Müslüman tevhidin gereğini yapacak. Bu kadar basit. Bunu yapmayan insanlarla da kardeşim biz ne yapmıyoruz? Birleşmiyoruz. Dinimiz aynı olmayan insanlarla sen hareket edebilir misin? Mümkün müdür? Subhanallah. Bakın şimdi gelen şey ibarede çok güzel. Şeyh bu ibarede şunu söyleyecek. Bütün bu tevhidi bilip de ondan sonra şirki bilip de şirk ve tevhid aynı kalpte olmaz.

ولكن لا بد من بغضه وعدواته وأنما عليه أهل القباب هو الشرك ولكن الله يا سبحان الله شو أجيب يا سانج بزمن زمان مزه ولكن هم السواد الأعظم بق بده بق بندق سواد عازم أصل السؤال جم وهم على الحق ولا يقول انهم يفعلون الشرك، تمام؟ فاجتماع هذه الاداد في القلب مع انها ابلغ من الجنون، فهي من اعظم قدرة الله تعالى، وهي من اعظم ما يعرفك بالله وبنفسك، تمام؟ ومن عرف نفسه وعرف ربه ثم امره، فكيف اذا علمت ان هذين الدين اجتمعا في قلب صالح حيوان؟ الله اكبر. ve emsalihima ekseru min 20 sene. Bak abi bugünün vallahi bugünün münafıklarını tarif ediyor. Subhanallah. Bak Allah rızası için dinle. Ya sanki bugünü görmüş ona göre yazmış ya. Allahu ekber. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki insan işte bu üçüncü meseleyi hakkıyla anladığında onların yani söz konusu müşriklerin, bizim tabirimizle cehaletçilerin tevhid Allah'ın ve Resulünün dinidir. Lakin ona buz ve düşmanlık kaçınılmazdır. Yani bu olmazsa olmaz. Biz Müslümanlarla aynı safta olamayız. Bizim başımıza bela gelir. Bak bu tağutlar bize ne yapar? Bugünün tarifiyle söylüyorum. Türbe perestlerin yaptıkları şirktir. Evet biz de şirk olduğunu söylüyoruz. Ama onlar sevadul azamdır, büyük çoğunluktur. Biz onlara nasıl karşı geleceğiz? Sen bugün cehaletçi kardeşlerin olmadığında onlar olmadan nasıl savaşacaksın? Sen bu cihadı nasıl yürüteceksin? İşte cihatta fitne olmasın. Bakın buradan yakın ahi. Buradan yakın tamam mı? Bu bakın iyi dinleyin. Şimdi bu kelamlar var ya bakın bu kelamlar hakkında şeyh ne diyor? İyi dinleyin Allah için. Bu kelamları kabul etmesi ve onlar şirk işliyor demesi yani bunu kabul etmemesi hasebiyle velev ki bir günlüğüne dahi olsa kalbinde bu zıtları bir araya topladığını anlar. Yani hem ben tevhid ehliyim diyecek, hem ben Müslümanım diyecek, hem de bunlar müşriktir diyecek veyahut yapılan şeyi şirktir diyecek ama o kişiye müşrik demeyecek. İşte önce biz bir hüccet ulaştıralım. Biz asıllarda aslında aynıyız. Biz onlara da çok da farklılaşmıyoruz aramızda bir fark da yoktur. Bak fitne yapmayalım. Onlar da cihat ehlidir. Onlar da bizim gibidir. Bak onlar da Allah azze ve celle hiçbir sözlerinde ve fiillerinde şirk koşmuyorlar. Burada anlamadıkları bir şey var biliyor musunuz? Bugünküleri söylüyorum. Müşrikleri tekfir etmemenin İslam'ı bozar bir unsur olduğuna vallahi itikat etmiyorlar. Onun için de üzerine örtmeye çalışıyorlar. Tamam mı kardeşim? Allah şeyh'e rahmet eylesin. Subhanallah bakın ne diyor? Ondan sonra diyor mecnunluktan delilikten daha beter olduğu halde yani bu iki şey kalpte bu zıtların bir araya gelmesi Allah Teala'nın kudretinin en büyüklerinden ve sana Allah'ı ve senin kendi nefsini tanıtan şeylerin en büyüklerindendir. Yani bu kadar delilik olmaz. Bu olmaz. Ve bunların birbirine zıt olduğunu Allah'ın bize göstermesi. Yani bu konuda hakkı göstermesi diyor ki en büyük şeylerden bir tanesidir. Niye? Çoğu ortada kaynayıp gidiyor. Neyin olduğunu bilmeden. Şimdi bakın iyi dinle şeyh ne diyor. Subhanallah. Diyor nefsini tanıyan ve Rabbini de tanıyan kimsenin işi tamamı erer, mükemmel olur. Yani sen kendini tanıdıktan sonra, Rabbini tanıdıktan sonra, kendini bilip Rabbini bildikten sonra ve samimi olduktan sonra senin işin kemale erer kardeşim. Yeter ki sen taviz verme. Tamam. Bu zıtların bir günlüğüne dahi olsa bir kapte toplanması böyle büyük bir şeyken. Yani bu olmaz yani o kadar azim bir şey. Birbirine zıt bu iki düşünce ve benzerlerini 20 seneden fazla düzgün ve canlı bir kalpte nasıl bir araya toplanır? Bizim tabirimize söyleyeyim. İşte bizim Müslüman abimiz 10 seneden benim Müslüman. Ondan sonra efendim Rafa Random meselesinde aklı karıştı. İşte bu gitti oy verdi. Biz önce bunun şüphelerini izale ederiz. Onu anlatırız. Ondan sonra inkar ederse o zaman tekfir ederiz. Bu adam 10 sene boyunca Müslümanken neyi öğrendi o zaman? Yani bir de kendi kavminin şirklerinden beri olmayan, o şirkin fehmini kendi kalbinden beri olarak atmayan bir adam sizin katınızda nasıl Müslüman oldu? He, o zaman zaten bak burada şunu anlıyoruz. Abi onlara göre Müslüman ile bize göre Müslüman aynı değil. Biz kavminin şirklerinden beri olmayan ve müşrikleri tekfir etmeyenlere zaten Müslüman demiyoruz. Zaten bak burada da ayrışıyoruz. Adamlar kendi ağzıyla söylüyor. Tekfir din aslında değil diyor. Kastı da şu kişi tekfir etmeden de Müslüman olabilir. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah'ın sabit olması için la ilahe bölümünde önce bütün putları bir kıracaksın kardeşim. Tamam. Anlaşıldı mı burası? Muazzam değil mi? Devam edelim inşallah. Errabi'atu dördüncüsü enneke te'alemu ennallaha enzela ala rasulihi bileceksin ki Allah subhanahu ve teala rasulüne aleyhissalatu vesselam şu ayeti indirdi. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَمْنَ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kasem olsun ki and olsun ki ey Muhammed biz sana ve senden önceki peygamberlere vahyettik. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Peygamberlere şirk noktasında torpil yok. Bize hiç yok. bak şimdi ayeti okuduk. Biz görüyoruz ki şirk noktasında torpil yok. Doğru mu kardeşim?

ووعدوه أن ذلك يقو يقودوهم إلى الإسلام إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو قال كلمة الشرك مع كراهية لها ليقود غيره بلها إلى الإسلام سبحان الله شو عجيب حبط عمله وصار من الخاسرين فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم بمئة كلمة لأجر تجارة أو لأجل أي حج لما منع الموحدين من الحج كما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مكة الله أكبر شو بخن شو إبرة يدلنا بونن لا برابر onlar yani Mekkeli müşrikler isteklerinin yerine getirilmesi ihtimalinde isteklerinin yerine getirilmesi durumunda İslam'ı kabul edeceklerine dair söz vererek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek şirk sözü söylemesini ya da bir tek şirk ameli işlemeye ikna etmek için Allah Resulü ne yaptılar? Ayartmaya çalıştılar. Bak tek bir tane şirk sözü söylesin diye. Ama bak neyle beraber? Diyor ki sen bir tane şirk sözü söyle biz İslam'a gireceğiz. Müslüman olacağız, tevhid ehli olacağız. Tamam mı? Ee, bunun için çalıştılar. Şimdi sen ihlas sahiplerinin en üstünü. Ondan sonracığıma en güzel amellerin sahibi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşuyor. Şirk kelimesini şirkten hoşlanmadığı halde sırf bu kimselerin İslam'a girmelerini sağlamak için telaffuz edildiğinde amelleri boşa gidecek ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacağını bildiysen, hani diyorlar ya bu fiil şirktir. Biz yapan kişiye müşrik diyemeyiz. Hayır öyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olsa bile bak mahlukatın en hayırlısı bir kelime şirk söylediğinde bütün amelleri boşa gidecek ve ahirette kaybedenlerden olacak. Subhanallah. Ondan sonra bunu böyle olacağını bildiysen kendisini onlardan biri gibi gösteren işte ben de onlardanım biz onlarla asıllarda aynıyız tamam. Bu ta şirk içiren yüz kelimeyi söyleyen tamam. Ondan sonra cıma, ticaretinin karlı olması ya da tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının Allah'ın ona Mekke'yi fethettirene kadar hac etmekten alıkonmaları gibi tevhid ehli hac yapmaktan engellendiğinde bu sözleri hac yapmak için söyleyen hali nece olur? Allahu Ekber. Ya bakın o kadar çok önemli mesele var ki hepsini şerh etmek mümkün değil. Tamam. Mesela bak söylediği şeylerden bir tanesi küfür ve şirk sözlerini söyleyen. Bugün mesela kendisini İslam'a nispet eden bizim ekipten olmayan yani kendisini bizim ekibe nispet etmeyen İslamcılar da var. İşte bu bizim devletimizdir. Biz devletimize sahip çıkalım gibisinde. Ya bu devletin başındaki adamlar her seçim öncesinde söyledikleri küfür ve şirk sözleri binlere ulaşmıyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile bir kelime şirk söylediğinde ki karşı taraftaki adamlar İslam'a girecek. Burada İslam'a girme falan da söz konusu değil. Beşeri sistemin devam etmesi söz konusu. Allah Resulü'nün amelleri boşa gidecek de bugün nasıl olacak? Ondan sonra ticareti iyi olsun diye, ondan sonra hacca gidebilsin diye muvahitlere karşı gelen işte ben onlardan değilim, ben onlar gibi değilim, ya onlar çok aşırıya gidiyor, biz onlardan beriyiz. Anlatabiliyor muyum? Biz beriyiz diyenlerin hali nice olacak? Allahu Ekber. Rabbim bizi bunlardan eylemesin. <laughs> Sübhanallah. Yani ben bugün bir kitap yazsam bu kadar güzel yazamam yani. Evet devam edelim inşallah. Femen fehime hâze fehmen ceyyiden. Diyor kim bunu güzel bir şekilde anlarsa. in feteha lehu ma'rifetu kadri tevhidi indallahi azze ve cel ve kadri Diyor bu meseleyi kim çok iyi anlarsa Allah katında tevhidin ne kadar bir kıymeti olduğunu ve şirkin de nasıl bir yeri olduğunu anlar. Tamam. Walakin in arafta hazihi ba'da arba'i sinin. Diyor ki ama sen bunu 4 sene sonra öğrenirsen tamam? fenni diyor ki bu da iyidir. Bu bu da iyidir. Ama bak diyor ben şunu kastediyorum. El et taammete kima ta'rifu enne qatratan min el el kamile bi çok güzel bir şey veriyor. Aslında şeyh şunu anlatıyor diyor ki sen dört sene boyunca bu tevhid meselelerinin hepsini öğrenirsen bu yine çok güzeldir. Aynı o zaman şunu ama diyor ki benim kastettiğim tam bir öğrenmek kamil, mükemmel bir öğrenmek aynı şunu öğrenmek gibi. Abdestin var, ihtiyar dışında olsa bile bir böl geliyor organından. Bu senin abdestini bozduğunu bildiğin gibi diyor bu meseleleri bilirse çok iyi. Tamam. Bakın bundan önce ne demişti? 20 sene boyunca kendini tevhide nispet edeceğin de kalbinde hem şirk hem tevhid nasıl bir olacak? Yani diyor 4 sene olsa sağlam olsun. Allahu Ekber. Yani aslında şeyhin ruh halini anlayabiliyor musunuz? Diyor ki adam Müslüman olsun da 4 sene olsa da olur. Sonra olsa da olur. Falan. Yani ahi ne demek biliyor musun aslında? Biz gülüyoruz da durumumuz yani ağlayabiliriz. Ne kadar ağlasak o kadar yeridir. O da şöyle. Vallahi bugün o kadar zor bir zaman içindeyiz var ya. Dört sene bile yetmez insanların yüzünü gerçek tanımak için. Kimin hangi yerden olduğu için. Safların ayrılması için. Zor kardeşim zor. Allahu Ekber. Devam ediyorum inşallah. El tu sonuncuya geldik inşallah. Enne Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Fardul imani e, fardul imani bima jaa bihi kullihi la fihi. Diyor ki Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın getirdiği her şeye iman edeceksin ve onların arasında bir tefrika yapmayacaksın. Yani efe tu'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfuruna bi yapmayacaksın. Siz yoksa kitabın bir tarafına iman edip de bir tarafını kabul etmiyor musunuz? Bu kitabın abdesini aldın mı? Aldın. Namazını aldın mı? Aldın. Orucunu aldın mı? aldın o zaman bu kitabın hükümet sistemini de alacaksın. Bu kitabın kafirlere nasıl davranacağını da alacaksın. Ondan sonra alkolün haram olduğunu da alacaksın. Faizin Allah ve Resulüne karşı savaş olduğunu da alacaksın. Bir tarafını alıp bir tarafını alamazlık edemezsin. Tamam. Femen amene bi ve kefere bi Kim bir tarafına iman edip bir tarafını da kabul etmezse fehuve kafirun hakkan. O gerçek bir kafirdir. Yani sadece birazcık kafir, birazcık mümin değil. Tam kafirdir. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Adam %99 bütün emirleri kabul etsin, sadece %1'ini kabul etmesin. Bak inkar etsin demiyorum. <laughs> kabul etmesin, kalbi buna buuz etsin, hatta sadece bir hükmü kabul etmesin kafirdir. Ki biz bunu yapmıştık. Tamam? Bel <laughs> la budda minel imani bil kitabi kulli hayırdır. Gereken şudur, kitabın hepsine iman. Bir tarafını alıp bir tarafını ne yapamazsın? Bırakamazsın. Tamam? Şimdi bakın çok güzel misaller verecek. Şimdi bu misaller cahiliye örfünü terk edemeyen insanlar hakkında gelecek. Tamam Şimdi mesela şimdiye kadar münafıklar hakkında konuştuk. Bu birazcık değişik bir kısım. Mesela bizim kavmimizde çok var. Yani doğullarda bu anlattığı çok var. O kodumda siz de sizin kavminde böyle şeyler olduğunu görürsünüz. Bakın. Fe iza arafta en min en men yusalli ve ve Diyor ki şunu anladığında. Diyor ki insanlardan bazıları vardır. Namaz kılarlar, oruç tutarlar ve haram olan şeylerin çoğunu terk ederler. Lakin ama la mer'e. Kadına miras vermezler. Kadına miras vermek İslam'ın haklarından bir hak değil mi? İslam'ın hükümlerinden bir hüküm değil mi? Tamam. Ve en zalika huve allazi Ve bunun takip edilmesi gereken usul olduğunu iddia ederler. Diyorlar ki bu böyle olması lazım. Buna uyulması lazım.

çirkin görürler. Kabul etmezler. inkar ederler. Var ha bugün. Anlatabiliyor muyum bakayım? Var. Var var. Vallahi var. Yani şöyle hatta şeyh kendisi söylesin. Ma'a <mâ> ilmihi bi Teala ki halbuki bu konu hakkında Allah Azze ve Celle konuşmuş. La <lâ> tuhricuhunne min buyutihinne onları evlerinden çıkarmayın. وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ مِفَاحِشَةٍ Onlar da diyor açık bir fuhuş işlemediği müddetçe çıkarmayın. Zorlamayın çıkmalarını. Tamam bak Allah Azze ve Celle'nin hükmü değil mi? Demek ki açık bir fuhuş söz konusu değilse kadın iddeti nerede bekler? Kocasının evinde bekler. Kocası olmasa bile. Tamam. Bunlar ne diyor? Olur mu öyle şey? Adam talak verdikten sonra kadın nasıl onun evinde kalır? Ben kızımı onun evinde bırakır mıyım? Var ahi, var, var yani. Anlatabiliyor muyum? Allah muhafaza. تمام ديولار كي ويزعم ان تركها في بيت زوجها لا يصلح و قادنين قوجاسينن اڤينده ايدتتي بكلمسي ديولار كي بو تمام وان اخراجها منه هو الذي ينبغي فعله و ديولار كي قادنين اوردان تشخارماسي اسلي يابولماسي غريكن شي بودور ديولار تمام و هو بونو ايدتا ايديولار او انكر التحيه بالسلام مع معرفته ان الله شرعها Ondan sonra mesela selamı vermekte sıkıntı çıkarıyorlar. Tamam. Mesela burada şunu kastediyor. Kendi örflerinden başka bir selam kalmış. Esselamu aleyküm diyorlar. Olmaz. Biz böyle öğrenmişiz. Bunu artık her şeye vurun. Yani sen İslam'ın bir hükmünü diyorsun. Adam diyor yok biz de öyle değil ki. Biz başka şekilde gördük. Mesela ne mi misal verebiliriz burada? Yemin ediyorum. Kur'an üzere. vallahi Kur'an diyor. Kur Aynen. Kur'an beni çarpsın. Subhanallah'a bak. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra acıma bak bu Almanya'da çok yaygın. Türkiye'de bilmiyorum. Adam olmayacak şeylere yemin ediyor. Kabe'ye yemin ederim diyor. Ya Kabe'nin Rabbine yemin etsene. Anlatabiliyor muyum? Peki niye bunu yapıyorlar? Yani bu selamı niye böyle istemiyorlar, çirkin görüyorlar? Hubben li tahiyyetil cahiliyeti lemma alifaha. Çünkü diyor ki cahiliye selamını seviyorlar. Tamam? Orada kalmışlar yani. Fe li bi ba'di ve kafara bi Bunlar diyor ki kafirdir. Çünkü kitabın bir tarafına iman ediyorlar, bir tarafında kabul etmiyorlar, inkar ediyorlar. Tamam. Bunu bakın bütün hükümler için çoğaltabilirsiniz. Bu sadece selam ile veyahut iddetle alakalı değil. Mesela dört kadınla da alakalı. Anlatabiliyor muyum? İşte bugün olmaz. Bu bugünün hükmü değildir ki biz zaten bunu yapmıştık. İslam'ın bir hükmüne buğz etmek noktasında. İşte efendim Hristiyanlar ve Yahudiler bizden çok ileride. Onlar dört evlilik diye bir mesele yoktur ile akhir çoğaltabilirsiniz. Bak ben ne diyorum? Sadece bir hükme karşı kalpte bu şey olursa ki zaten biz bunu İslam'dan çıkaran unsurlarda illemiştik. Kişi İslam dairesinin dışarısına çıkar. Nauzu billah. Ha ama bak sonra ondan sonra şimdi önemli bir şey getiriyor. Burası da çok önemli ahi. Tekfir açısından, teknik açısından bi hilafi manfa'al mahsiyete au teraka'l farza misle fi'al zina ve terk'l birr'il valideyn ma'a itirafihi ennehu muhti'un. Ama diyor ki bak şu kişi tekfir edilmez. Adam masiyet işliyor. Ondan sonracığıma günah işliyor veyahut bir farzı terk ediyor. Mesela ne gibi? Zina gibi. Ondan sonra ana babaya iyiliği gibi. Bunları terk ediyor. Ama o adam itiraf ediyor. Aslında gereken budur. Ben bunu yapmıyorum. Bu adam tekfir edilir mi? Bu adam tekfir edilmez ahi. Bu adam günahkardır. Şimdi aradaki fark anlıyor musunuz? Bir tanesi hükmün kendisine karşı bir itiraz var. Öbür tarafta tembellik mesele söz konusu. Misal olarak söylüyorum. Ondan sonra adam şöyle söylüyor. Ve enne emme huve Allah'ın emrettiği daha doğrudur. Adam bunu itiraf ediyor yani. Ve alam anni metheltu leke li Diyor ki bu üç şeyi sana misal olarak verdim. Sen kendini oradan ne yapasın diye muhafaza edesin diye. Anlaşıldı mı? Ondan sonra cima, şimdi ben şey yapacağım. Devam edelim. Fe inna 'inda'n min hadha fi'l Kur'an. Diyor ki insanlar katında bu gibi şeyler çok fazla vardır. Allah azze ve celle onun sınırını çizmiştir ama insanlar uymuyor. Tamam sen adama Allah'ın hükmünü diyorsun diyor yok ya olur mu öyle şey? Mesela ben size bir örnek söyleyeyim. Bir ortamdaydım. Dedim ki ya bak Nuh Aleyhisselam 950 sene davet yapmış. Ama yine sabretmiş ve davete devam etmiş. Oradan bir tanesi diyor nerede görülmüş ya bir insan 950 sene yaşadı. Devam edelim inşallah. Wa sara al ma'rufu indahum alifuhu inda ahlihim. Diyor ki o insanlar katında ehilleri yani aileleri nasıl yapmışsa onlar katında maruf olmuştur. Tamam? Yani nasıl gördüysek biz öyle biliriz. Atalar dini aktarabiliriz Tamam? Wa law ma zekara Allahu ve yatruku al-ada la ankaru ve Diyor ki bir kişi kalkıp Allah'ın dediğini yapıp onların dediğini terk ederse, babaların dediğini terk ederse bunu kabul etmezler ve derler ki bunlar geri zekalı. Bunlarda beyin yok. Bizim tabirimizde söylüyorum. Bugünü tabirle söylüyorlar ya. Beyinleri yıkanmışlar. Elhamdülillah bu aslında doğru bir ibare biliyor musunuz? Allah'ın vahiy Allah'ın nuru ile o çirk içinde olan beyinler yıkanıyor. Sübhanallah. Sübhanallah. Tamam. Bihilafi men yef'alu ev yetruku ma' Ama diyor ki şu adam onun gibi değildir. Bunun hilafı nedir? Bir adam masiyet işliyor, günah işliyor ya da bir farzı terk ediyor ama bunu itiraf ediyor. Anlatabiliyor muyum? Adam bunu itiraf ediyor yani. Bunun hata olduğunu itiraf ediyor. Bu adam tekfir edilmez. <laughs> Ve imanihi bima Allah Ve Allah'ın zikretine de iman ediyor inkar etmiyor. Hükmün karşısında bir bu söz konusu değil. Ve alem binnik bil ki enne hâzihil min eşeddi fi Subhanallah. Diyor ki bu beş mesele var ya insanların diyor bizim vaktimizde en çok onlar için tehlikeli olan mesele bu beş meseledir. Tamam. Allahu alem yani bizim vaktimizde de çok da değişik değil. Bak söylediğimiz her şey çok güncel çok güncel. Allahu Ekber. Peki bunların hepsinin sebebi nedir ahi? Ahi Allah rızası için. Dersin sonu. Son cümle. Bu insanlar niye bu kadar tehlikede? Bu beş şeyden niye bu kadar gafil kalınıyor? Veyahut biz niye bu kadar zor durumdayız? Bakın tek bir cümle. Gurbetil İslam. Bi sebebi gurbetil İslam. İslam'ın garip olmasının sebebinden dolayı. İslam garip ahi. Vallahu a'lem diyor ondan sonra. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Ben de aynısını altına imza atıyorum bak. Dersi toplayalım Allah'ın izniyle. Bakın bizim vaktimizde bizim sıkıntı çekmemizin birçok sebebi var. Misal veriyorum. Şimdi halkı zaten konuşmaya gerek yok. Zaten hükmü belli. Yani hiç konuşmaya gerek yok. Şimdi bir de kendini tevhide nispet edip de bizim karşımızda durup veyahut arkamızda durmayan insanlar var. Bunun sebepleri değişik olabilir. Ama velakin bu bizim motivasyonumuzu kırılmaya götürmemesi lazım. Hatta tam tersi daha fazla hayırlı amel, daha fazla güzel şeyler ortaya katıp daha fazla rüştümüzü ispat etmemiz lazım ki Allah Azze ve Celle katına bizim bir mazeretimiz olur. Ahi bak çok normaldir. İnsanları bu konulardan dolayı kınamayı, kınamayalım. Yoksa aynı şeylerle Allah muhafaza biz imtihan olabiliriz. Ahi adamın ticaretinin fasit olmaması için senin yanına gelmemesi adam için normal. Bak İslami açıdan normal değil. Şeriat penceresinde normal değil. Adamın kendi görmüş olduğu kavme göre normal. Adam ticaretinin fasit olmasını istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı senin arana gelmiyor. Öbür taraftan adamın çocukları bir yerde yer edinmiştir. Ehli bir yerde yer edinmiştir. Bir ders ortamı varmış vardır. Adam bu ortamın bozulmasını istemez. Ondan sonra adamın kendisine göre bir arkadaş çevresi olmuştur. Burada ticari menfaat olmuştur. Yani menfaat olmuştur yani. İster istemez ki haram değil. Tamam mı? Adam o menfaatin bozulmasını istemez kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bunun tam tersinde biz kendimize buradan neyi çıkaracağız? Şunu çıkaracağız. Ticari ihtilaflara rağmen, menfi ihtilaflara rağmen halen akide bizi birleştiriyorsa bilelim ki biz doğru yol üzereyiz. Allah'ın izniyle. İhtilaf ettiğimiz konularda birbirlerimizin karakterini öğreneceğiz. Allah Azze ve Celle bize razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbim şeyhe rahmet eylesin. Allahümme amin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين